patatesimi soyayım. Küçük küçük parçalara ayırıyorum, dilimliyorum. Fümelerken yüzey alanını ne kadar genişletirseniz o füme tadı o kadar içine sinecek. Ben bunu eğer toplu koysaydım o fümenin dumanı, biraz sonra tüsüleyeceğim ağacın dumanı içine o kadar sinmeyecek. Eğer daha küçük parçalara bölerseniz daha büyük bir yüzey alanı elde edeceğinizden o tüsülemeniz daha çok işe yarayacak. Kabımın içine koyuyorum. Birazcık dağıtıyorum. Kurumuş dallarım var. En iyi hangisi diye sorarsanız kiraz ağacı, elma ağacı, kayın ağacı en güzeli. Yapılmaması gereken tek şey, kullanılmaması gereken tek ağaç çam ağacı. Çünkü kendine has bir aroması var ve tütsülemeyi bozuyor. Onun dışında her şeyi kullanabilirsiniz. Ama en güzeli bana sorarsanız elmayla kiraz ağacı. Bir tane kabım var. Biraz sonra da üstünü örteceğim. Şöyle yakıyorum. Biraz sönmesini bekliyorum. Şu alevin biraz geçmesini bekliyorum ki dumanı daha fazla çıksın. Artık kapatabilirim. Patatesleri kenara alalım. Biz o esnada pırasalarımıza dönelim. Pırasaları ince ince doğruyorum. Pırasaları ocağımızda pişirmeye başlayabiliriz. Zeytinyağı kullanıyoruz sebze olduğu için. Tuzumu koyuyorum her zaman yaptığım gibi. Biraz karabiber. Pırasalarımız yumuşayınca tütsülediğimiz, fümelediğimiz patatesleri içine ekleyeceğiz. Birazcık su koyacağız. İkisini beraber kaynatacağız. Üzerine biraz su, krema, daha sonra da güzel bir çorba yapacağız. Şöyle artık patateslerimizi açabiliriz. Patatesleri içine atıyorum. Çok az daha karıştıralım. Suyumu ilave ediyorum. Altını tamamen açıyorum. Hemen hemen bu bütün katıların üstüne birkaç milim çıkacak kadar. Yani bütün içindeki katıları içine alacak kadar su koydum. Şöyle kaynasın. Kaynayınca altını kısacağız. Yaklaşık bu bir 15 dakika kadar alacak. Patateslerin yumuşamasını bekliyorum. Biraz krema ilave edip daha sonra da el blenderıyla çekeceğiz. Bir patateslerimizi kontrol edelim. Gayet yumuşaklar. Şimdi kremamı ilave edeceğim ama öncesinde bir sarımsak atıyorum. Şöyle ezip atıyorum ki içindeki yağlar çıksın. Bir parça da kekik atacağım, çok az. Şimdi kremayı atıp bir taşım kaynatacağız. Şöyle kremamız kaynasın. Sonrasında da blenderımız yardımıyla püre haline getirelim. Kremam kaynadı. O dediğim gibi bir taşım. Alıyorum. Blenderdan geçirelim. Dediğim gibi biraz daha koyu bir çorba istiyoruz. İçinde patates olduğu için, pırasa olduğu için. Şöyle tabağımızı da alalım. Şöyle kenara alayım. Zeytinyağımızı üzerinden geçiyorum. Birazcık maydanoz.